Kıbrıslı olduğu bilinen Theodora, inançlı bir ailede büyümüş ve uzun bir süre yoksulluk içinde yaşamıştır. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte sirklerde çalışmış olan Theodora, büyüdükçe bu gösterilerde vücudunu kullanmaya başlamıştır. Kimi kaynaklarda ise babası subay, annesi pagan rahibesi olarak geçmektedir. Yoksullukları ise babasının ölmesiyle başlamış diye bilinir. Theodora'nın sirkteki işinden dolayı adı çıkmış ve kendisinin ahlaksız fahişe olduğu düşüncesi yayılmıştır. 527-565 yılları arasında Bizans İmparatoru olan 1. Justinian imparatorluğa en parlak dönemini yaşatmıştır. Fakat Theodora'ya aşık olmuş bir imparatordur ki kendisi o dönemler üst makam birisinin adı uygunsuz şekilde çıkan birisiyle evlenmesi yasaktır. Bunun üzerine yasa çıkaran hükümdar sonrasında Theodora ile evlenebilmiştir. Soylu olmadığı halde imparatorluğa olan Theodora yaşadıklarını unutmamış ve kötü olan düşen tüm kadınların sığınması için kurumlar açmıştır. Theodora hakkındaki söylentiler uzun süre bitmemiştir ama bunların önüne geçen en önemli şey Theodora'nın insanlara yaptığı yardımlar, eşinin vebaya tutulduğunda dahi yanından ayrılmaması ve o dönem imparatorluğu başarıyla yönetmesi, yolsuzlukları engellemesi, iktidara cesaret vermesi ve en önemlisi de günümüzde feminist hareketlerin başını çekerek boşanmalarda kadına tanınan haklar, tecavüz suçlulara ağır cezalar verdirmesi olmuştur. Theodora yokluktan gelmiş ve sırtını dayayacak kimsesi olmadığı için sağduyuyla hareket ederek güçlü olabilmiştir ki bu yüzden gücü nesilden nesile aktarılarak anlatılmaktadır. İstanbul'da 532 yılında çıkan nikah ayaklanması sırasında İmparator Justinian kaçmayı düşünmüş ama Theodora tahtın en güzel mezar olduğunu söyleyip sadece imparator ve eşinin giydiği erguvan rengindeki pelerinin kefen rengi olarak çok yakışacağını dile getirmiştir. İlginç bir not olarak Goldash, Theodora'nın bu cesaretinden dolayı bir koleksiyon çıkarmış ve dönemin birçok eşyasının simgesini, rengini takılarında simgelemiştir. Ayrıca bu ayaklamayı bastırmasındaki etkisi çok büyüktür. Kanserden ölene kadar pelerini üzerinden çıkarmayan Theodora, aynı zamanda tüm dedikodulara inat, kadınlar ve yönetim için ölene kadar çalışmış, adına ve makamına da leke getirmemiştir. Nika. Bunun tam kelime anlamı belki kazanırsın de. Ancak burada mecaz vardı. Belki daha doğru bir ifadeyle imparatora hiç şansın yok denmekteydi. Dünyanın en büyük ayaklanmalarından biriydi. Ayaklanmanın en şiddetli anlarında geçen bir olaydır. Theodora Justinian'a doğru döndü ve devam etti. Bir insan dünyaya geldikten sonra elbet bir gün ölecektir. İmparatorum, kendinizi kurtarmayı düşünüyorsanız zaten bu zor değil. İşte deniz orada, geminiz orada, hazineniz orada. Ama kaçışınız size ölüm kadar şeref getirmeyecektir. Eskilerin deyimiyle son olarak ben derim ki, erguvan rengi pelerinin bana en iyi kefen olacaktır. Konuşma bitmişti. Bu müthiş kadının, bu gerçek imparatoriçenin karşısında herkes donup kalmıştı. Justinian, Theodora'nın kendisiyle gelmeyeceğini anlamıştı. Müşavirlerine döndü. Bundan böyle ne yapılacağına imparatoriçe karar verecek. Onun emirlerine uyulsun dedi. 527-548 tarihleri arasında Bizans kraliçesi olan Theodora bir hipodrom bekçisinin kızıyken güzelliği ve aşk maceraları ile ün yaptıktan sonra zamanın Bizans imparatoru Justinian'in metresi olmuş ve bir süre sonra imparatorla evlenmişti. Güzel olduğu kadar hırslı ve zeki olması sonucu kocasının Bizans'ın en kudretli yöneticilerinden biri olarak tarihe geçmesine katkıda bulunmuştur. 530 tarihinde çıkan Nika isyanının bastırılması, onun Justinian'i İstanbul'da kalıp mücadele etmeye ikna etmesi sonucu gerçekleştirilmiştir. Zamanında kadınlarla ilgili evlenme, boşanma, ırza geçme gibi konuları kapsayan bazı kanunların kabul edilmesinde de rol oynamıştır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.